Canlar, naber? Video başlıkta da yazıldığı gibi spoilerlı olacak. Eğer henüz Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinin ilk iki bölümünü izlemediyseniz videoyu durdurup izleyin, sonra videoyu devam ettirin. Merak etmeyin, biz burada bekleriz sizi. Bir de haberiniz olsun, videoyu açıklaya açıklaya detaylı şekilde ele alacağız. Yani video uzun ve dopdolu olacak. Evrene hakim olmasanız bile evrene hakim kişiler dizinin hangi kısımlarına niçin takılıyorlar, bunları size anlatacağım. Dizide ağaçların dönemini göreceğimizi biliyorduk zaten. Bana kalırsa ağaçları mükemmel tasarlamışlar. Hem estetik görünüyordu hem sanatsal bir yapıya sahipti. Kısaca bu işi becermişler. Kitapları okumayan arkadaşlar bu ağaçların ne olduğunu çözmekte zorlanabilir diye kısaca özetleyeyim. Yüzüklerin Efendisi evreninde kara ve okyanuslarda oluşan yapıya Arda deniyordu ve Arda her zaman dünya gibi yuvarlak değildi. Hatta o zamanlar ay ve güneş bile yoktu. Ay ve güneş baş melek diyebileceğimiz varlıklar tarafından sonradan yapıldı çünkü bu baş meleklerden bir tanesi olan Melkor, güneş ve aydan önce Arda'yı aydınlatan ağaçları yok etti. Süreç şöyle ilerledi. Melkor, Angoliath ismindeki sadece açlık ve acı çeken örümceğe gidip ona benimle gel, seni doyuracağım, dediklerimi yaparsan artık açlık hissetmeyeceksin diyerek ağaçların yanına gizlice götürdü ve ardından da diğer meleklere elfler bir ziyafetteyken ağaçları delip ağaçların özlerinin akmasını sağladı. Angoliath ise bu akan özleri yemeye başladı ve Angoliath bu esnada o kadar büyüdü ki en kudretli baş meleklerden biri olan Melkor'u bile korkuttu. Derken konuyu burada kesiyorum. Sahne güzel, tasarım güzel ancak sahnenin en önemli iki varlığı olan Melkor ve Angoliath'ın görülmemesi beni bir hayli üzdü. Daha sonrasında dizide Galadriel'in dünyanın dört bir yanında Sauron'u aradığını görüyoruz. Burada size daha önce neden efsanelerde belirttiğim otoritenin yıkımı isimli tekniğin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin bu teknik Infinity War'da da kullanılmıştı. Hikayeye yeni eklenen karakterlerin gücünü ispatlamalarında kullanılan bu teknik Infinity War'da şöyle kullanılmıştı. Seyirci Thanos'un gücünü bilmiyordu. Ancak güçlü olduğundan emin olduğu biri vardı. O da Hulk. Daha filmin en başında Thanos'un Hulk'ı kolayca dövmesinin sebebi şuydu. Seyirciye, bakın Thanos o kadar güçlü ki Hulk'ı bile kolayca yenebiliyor demesiydi. Burada birebir aynısı troll üzerinden yapılmış. Filmlerde Sauron'un, Legolas'ın, Aragorn'un, Gimli'nin zar zor yendiği trolü burada Galadriel zorlanmadan öldürünce izleyicilere şu deniyor. Siz Galadriel'i savaşırken görmediniz ancak öyle güçlü ki filmde 9 kişinin zar zor yaptığını burada tek başına yapabiliyor. Ki evren hakkında bildiklerimizle kıyaslarsak bu zırvalık Galadriel'in Gandalf'tan daha güçlü olma ihtimali yok. Çünkü Galadriel bir elf, Sauron, Saruman, Gandalf gibi isimlerse birer Maya. Yani bir nevi baş meleklerin yardımcıları olan küçük melekler. Ki burada kolay anlayabilmeniz için baş melek diyorum. Yoksa aslında her biri tanrısal varlık. Neyse, özetle Galadriel'in Sauron'dan daha güçlü olması pek muhtemel değil. Bu şerefe ancak Feanor gibi çok çok üst düzey elfler erişebilir. O kadar. Ki bu da bizi ikinci bir yere götürüyor. Diyelim ki Galadriel Sauron'u buldu. Ne yapacaktı? Sauron az önce de dediğim gibi bir Maya. Galadriel ne yapacaktı yani? Birkaç kişilik elf birliğiyle önce Sauron'un yanındaki orkları öldürüp ardından da Sauron'u mu öldürecekti? Ama abi Hobbit 5 ordunun savaşında Galadriel Sauron'a yargı dağıtıyordu diyebilirsiniz. Ama maalesef Hobbit filmleri de evrenden oldukça uzaktı. Orada Sauron'u sürgün eden elf değil konseydi. Hatta en etkin rolü oynayan kişi Saruman'dı. Konu hazır evrenden kopukluktan açılmışken Valinor konusuna da değineyim. Galadriel Valinor'a tam girecekken atlıyor ya gemiden. Bu zaten ayrı zırvalık. Valinor dediğimiz yer Kıbrıs'la Türkiye gibi bir yer değil ki. İki ayrı kıta bunlar. Yani New York'la Barcelona arası gibi yüzerek dönmenin imkansız olduğu bir yer. Ama hadi neyse, o an anlık bir salaklık yaptı diyelim. Benim asıl takıldığım Valinor'a girerken özel bir boyut kapısı açılmasıydı. Bilmeyen arkadaşlar için bunun neden saçma olduğunu anlatayım. Arkadaşlar, Valinor dediğimiz yer ölümsüz topraklar olarak bilinen ve Gandalf gibi Maya'ların, hatta az önce baş melek olarak tasvir ettiğim tanrısal varlıkların elflerle iç içe yaşadıkları bir kıta. Burayı dünyada yer alan bir nevi elf cenneti olarak düşünebilirsiniz. Ancak sorun şu ki bu dizi ikinci çağda geçiyor. Valinor dediğimiz kıta ikinci çağda her istenildiğinde gidilebilen bir yerdi. Girmek için özel bir izne falan ihtiyaç yoktu. Sadece elfler değil, İnsanlar bile o kıtaya ulaşabiliyordu. Her ne kadar bu yasak olsa da ulaşılabilen bir yerdi. Oraya girmek için özel bir boyut kapısından geçme falan, bunlar 3. çağda gelen şeyler. Dizide takıldığım kısımlardan biri de Galadriel'in saçları. Canlar, kitaplarda Galadriel'in saçından tekrar tekrar özenle bahsedilmiş. Galadriel'in saçı o kadar güzelmiş ki onu görmeyen birine tarif etmek mümkün değilmiş ve saçları her zaman ışık saçarmış. Sebebi şu,
Galadriel ağaçların çağlarındayken sürekli ağaçların dibinde oturuyor. Bunu onlarca hatta belki de yüzlerce yıl yaptığı için zamanla ağaçların ışığının bir kısmı Galadriel'in saçına da geçiyor. Bu nedenle Galadriel'in saçı çok ama çok önemli. Düşünün, bir ara dizide çekicini gördüğümüz Silmarilleri yapan Feanor, Galadriel'den bir saç telini istiyor. Galadriel Feanor'a güvenmediği ve onu kötü bir amaçla kullanabileceğini düşündüğü için ona saç telini vermiyor. O saçlar o kadar önemli yani. Tabii Galadriel çağlar sonra Gimli'ye 3 tel saç hediye ediyor ama orası ayrı. Saçından bu kadar bahsedilen bir elfin saçına daha çok özen gösterilebilirdi bana kalırsa. Gelelim Meteor Adam'a. Canlar, Meteor Adam için benim olası gördüğüm sadece 3 ihtimal var. İlki Gandalf. Gerek uçan canlılarla konuşabilmesi olsun, gerek çizdiği sembolün Gandalf'in çizdiğine çok benzer olması olsun, gerekse kedileri büyütebilmesiyle olsun ciddi şekilde Gandalf'le benzerlik gösteriyor. Ancak umarım Gandalf değildir çünkü Gandalf'se hemen hemen herkes kafayı yer. Bu kadar da kitabın dışına çıkmayın diye. Çünkü Gandalf o zamanlar Orta Dünya'da değil, Valinor'da. Hani şu Galadriel'in son anda girmediği yer var ya, orada. Ve Orta Dünya'ya meteorlar gelmiyor. İçerisinde Saruman'ın, Radagast'ın, iki mavi büyücünün de olduğu bir gemiyle geliyor. Hatta gri limanlara geliyorlar. Ancak bu süreç yüzükler yapıldıktan sonra gerçekleşiyor. Hatta ve hatta Beş İstari'yi ilk kez karşılayan kişi o gri limanların efendisi Círdan. Ki kendisi üç elf yüzüğünden birini takıyor ve Beş İstari geldiğinde kendi yüzüğünü Saruman'dan gizli bir şekilde Gandalf'e hediye ediyor. Senin daha çok ihtiyacın olacak gibisinden bir şey diyerek. Bu arada eğer güç yüzükleri hakkında daha fazla bilgi isterseniz, örneğin hangi yüzüğün ne gibi özellikleri var gibisinden merak ettiğiniz bir şey varsa, daha önce hazırladığımız Gimli'nin sesinden anlatılan şu videoya göz atabilirsiniz. Özetle Meteor Adam Gandalf çıkarsa vaziyet alın çünkü buralar karışır. Meteor Adam Gandalf değil de tamamen yeni bir Maya olabilir ki bu bence en idare edilebilir şey olur. Sauron çıkmasındansa dizi senaristlerinin uydurduğu bir Maya'ysa ben idare edebilirim. Bir de bana o karakterin Sauron olması mantıklı geliyor. Aynen, yanlış duymadınız. Sauron. Çünkü hikayeden biliyoruz ki hikayenin bir kısmında Sauron anlatar. Yani hediyeler veren ismiyle Orta Dünya'ya gelip elflere yüzük sanatını öğretiyor. Her ne kadar Meteor Adam anatar tasvirinden uzak olsa da sonuçta Sauron bir Maya ve şekil değiştirme gücü var. Yani en azından belli bir döneme kadar bu gücü var. Bir süre sonra bu gücünü kaybediyor ki buna daha sonra değiniriz. Dizide takıldığım şeylerden biri de şans faktörü üzerinden dram yazılması. Elfler ta ebesinin nikahında yıllardır nöbet tutuyorlar. Yıllarca hiçbir şey olmuyor ama şansa bakın ki tam da nöbetin dağıldığı gün ortalıkta zehirli otlar türüyor. Bana Elrond'la cüceler arasında bir bağ yapılması fena fikir gibi gelmedi. Ancak keşke Elrond yerine bu ilişki Celebrimbor üzerinden yapılsaydı. Çünkü kitapta cücelerle arası iyi olduğu bilinen tek elf Celebrimbor. Gelelim kanla çalışan kılıç ordusuna. Kitaplarda tabii ki bu cisim yer almıyor. Ancak benim bu konuda bir fikrim var. İçimden bir ses diyor ki bu kılıcı Witch King'e yani Cadı Kral'a bağlayacaklar. Hatta size böyle olursa neler olabileceğini anlık olarak senaryolaştırayım. Tutarsa daha sonra havasını atarım. Bu şifacı abla muhtemelen Cadı Kral'la sevgiliydi ya da onun karısıydı. Cadı Kral zamanla delirmeye, daha doğrusu güçle kafayı bozmaya başladı. Sonra ablamız hamile kalınca çocuğunun öyle bir psikopatla büyümesini istemediği için kaçtı. Hatta ablamız şifalı otlar hakkında öğrendiği her şeyi de Cadı Kral'dan öğrendi. Muhtemelen o kılıç da Sauron tarafından Cadı Kral'a hediye edilmiş bir kılıç. Eğer hikaye tahmin ettiğim gibi ilerlerse devamında da Cadı Kral'ın insan halini görürüz. Hatta yüzükler yapıldıktan sonra Cadı Kral'a yüzük hediye edildiğini ve yıllar içinde bu Cadı Kral'ın nasıl Nazgul'a dönüştüğünü bile görebiliriz. Hatta ben Ork'un orada ne işi var dediğimde ilk olarak aklıma onun bir keşifçi olduğu geldi. Ardından ulan acaba kılıcı aramak için mi geldi, asıl amacı kılıç mıydı gibisinden bir düşünceye kapıldım. Doğru çıkıp çıkmadığını görürüz umarım ilerleyen sezonlarda. Gördüğüm kadarıyla Elrond'la Celebrimbor'un elini kolunu sallaya sallaya cücelerin yanına gitmesi bir aile eleştirilmiş. Bu kadar önemli kişiler korumasız nasıl gider falan diye. Ben bu olayı Türkiye ile Finlandiya arasındaki farka benzetiyorum. Nasıl ki iki günde bir Finlandiyalı bakan bisikletle işe gidip geliyor gibisinden haberler görüp şaşırıyorsak bence durum aynı. Biz 4. çağ falan düşünüp abi bunlar nasıl yalnız diye düşünüyoruz ama o dönemde olduğunuzu düşünsenize. Son savaşın üzerinden yüzlerce yıl geçmiş. Son ork görüleri yıllar olmuş. Cücelerle aranızda bir husumet yok. İnsanlarla yok. En son omuz omuza savaşmışsınız. Kaldı ki ortalıkta en fazla kurtlar gibi tehlikeli hayvanlar var ve bu bahsettiklerimizde kendini koruyamayacak kişiler değil. Biri Feanor'dan sonraki belki de en büyük elf zanaatkarı Celebrimbor, diğeri de Elrond. Bir iki kurttan korkup iktidar konvoyu gibi konvoyla gezecek değiller ya. Bu arada ben cücenin Elrond'a benim düğünüme gelmedin falan demesini başta bir haklı buldum. Harbiden onun için zaman o kadar önemli olmayabilir ama cüce için çok önemli dedim.
Sonra dedim ki, oğlum biri nerede yaşıyor, biri nerede yaşıyor? Adamın düğüne gelebilmesi için bir yıl önceden haberi olması lazım ki düğüne yetişsin. Ama neyse, bunlar diğer saydıklarıma göre küçük konular. Gelelim son konuya, yani siyahi elf olayına. Beni ister ırkçı ilan edin, ister linçleyin ama umurumda bile değil. Siyahi elf olmaz. Bu durum bu kadar basit. Bak, Arda olarak adlandırdığımız Yüzüklerin Efendisi dünyasında çok sayıda tür yaşasa da 3 tanesi öne çıkıyor. İnsanlar, elfler ve cüceler. Ve siyahi olmak ya da zenci olmak artık her ne derseniz insanlara özgü bir durum. Dizide insan karakterlerin isterseniz tamamını zenci yapın, bu umurumda değil. Ama elfler insan değil ki amına koyayım. İnsanlardaki genetik farklar neden onlarda da var? Transformers filmlerindeki zenci Autobot ne kadar aptalcaysa bu da o kadar aptalca. Tolkien ne demek biliyor musunuz? Hayır, J.R.R. Tolkien'den bahsetmiyorum. Halk arasında ya da daha doğrusu pazarlama sektöründeki anlamından bahsediyorum. Tolkien, azınlıklara mal ve hizmet satabilmek için o azınlıkların önemsedikleri şeyleri önemsiyormuş gibi yapılmasıdır. Hani Netflix'in fıkralardaki gibi bir İngiliz, bir İspanyol, bir siyahi, bir de Asyalı diye başlayan senaryoları var ya, işte bu Tolkien kültürünün bir sonucudur. Hatta meraklısı için bir bilgi daha vereyim. Yılların eskitemediği efsane yapımı South Park'ta Tolkien isimli siyahi bir çocuk vardır ve çocuk genellikle ırkçılık ya da pozitif ayrımcılık gibi konular işlenirken ön plana gelir. Senaristler ona bilerek ve isteyerek bu ismi koymuşlardır. Çünkü her zaman yaptıkları gibi pek çok sektörle alay etmek istemişlerdir. Bu konudaki detaylı düşüncelerimi anlattığım bir video yapmıştım aslında. Dilerseniz kartlardan bu videoya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, her hafta dizinin yeni bölümünü Twitch'te canlı yayında izleyeceğiz. Ardından da sizinle birlikte durum kritiği yapacağız. Eğer bize eşlik etmek isterseniz açıklamalarda yer alan linkten Twitch hesabımızı takip edebilirsiniz. Her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, seviliyorsunuz ve iyi ki varsınız.